Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, 2000 yılından bu yana Suriye'de devam eden çatışmaların kurbanı olan milyonlarca Suriyeli çocuk için 2020 yılının barış yılı olmasını umarak Suriye'de barış çağrısını yeniledi. Suriyeli çocuklar adına konuşan UNICEF Başkanı Henriette Yafor, 2019'da 145 okula ve 82 sağlık merkezine saldırılan olduğunu belirterek ülkedeki savaşın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, 2000 yılından bu yana devam eden çatışmanın kurbanı olan milyonlarca Suriyeli çocuk için 2020 yılının barış yılı olmasını umarak Suriye'de barış çağrısını yeniledi. Suriyeli çocuklar adına konuşan UNICEF Başkanı Henrietta For, ülkede savaşın bir an önce durdurulması çağrısında bulunarak yeni yılda barış dileklerini sundu. For, yeni yılda Suriye ordusu tarafından İdlib şehrinin Sarmin kasabasında ailelerin sığınak olarak kullandığı terk edilmiş bir okula füze atıldığını ve 5 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Okul ve hastane gibi çocuklara hizmet veren sivil binalara yönelik saldırılar yaygınlaştı. 2019'da Birleşmiş Milletler tarafından okullara 145 saldırı, sağlık merkezlerine ise 82 saldırı tespit edildi. Bu saldırıların %90'ından fazlası Kuzeybatı bölgesinde gerçekleşmektedir. Her gün yaklaşık 4500 çocuk evlerini terk etmek zorunda kalıyor. En az 140 bin çocuk yerlerinden edildi açıklamasında bulunan for, özellikle zorlu kış koşullarının çatışmalardan kaçan veya kamplarda yaşamaya çalışan aileleri ve çocukları etkilediğini söyleyerek UNICEF'in Suriyeli çocuklara kışlık giysi, battaniye, temiz içme suyu, sağlık ve eğitim hizmetleri sunmasına rağmen yetersiz kalındığına değindi. Birleşmiş Milletler çocuklara yönelik hizmetlere yapılan tüm saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler ayrıca Kuzeybatı ve Suriye'nin farklı bölgelerinde ihtiyaç içinde olan tüm çocuklara ulaşılması gerektiğine de değindi. For, 2020'nin Suriye'deki çocuklar için barış yılı olması en büyük temennim diyerek konuşmasını bitirdi.